Örtü doku arkadaşlar diğer dokuların üzerini kapatarak bitkinin en dış kısmını, kök, gövde, yaprak gibi bölgenin en dış kısmını örterek hem bitkinin dış etkenlere karşı korunmasını, bitkinin aşırı terleyerek su kaybetmesini, zararlı ışınlara karşı bitkinin alttaki hücre tabakalarının korunmasını ve yine böceklere karşı da nedir? Bitkinin diğer kısımlarının korunmasını sağlayan yapıdır diyoruz. Ve örtü doku iki şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunlardan ilki epidermis. Epidermis arkadaşlar biraz önce de anlattığımız gibi primer meristemde protodermden yani dermatojenden gelişen bir yapıydı. Bunu şöyle gösterebiliriz. Şu bitkinin enine kesisini aldığımızda arkadaşlar en dışta bulunan tabaka epidermis tabakasıdır diyoruz. Epidermis tabakasında bulunan hücreler arkadaşlar tek katlı yassı epitel hücreleridir. Yassı epidermis hücreleridir. Şu şekilde gösterebiliriz. Yan yana gelirler ve şöyle bir yapı oluştururlar. Bitkinin tüm yüzeyini kaplarlar ve hücreler arası boşluk yoktur arkadaşlar. Hücreler birbirlerine görüldüğü gibi sıkı sıkıya bağlanmışlardır. Hücreler arası boşluk yoktur. Epidermis hücreleri arkadaşlar bol kofulları, büyük kofulları vardır. Ve yine epidermis üzerinde kloroplast bulunmaz. Yani fotosentez gerçekleşmeyen bölgelerdir. Işığı geçirirler. Yukarıdan gelen ışık alt tabakadaki fotosentez yapan hücrelere epidermis tabakasından geçerek gelirler. Yine epidermis hücreleri arkadaşlar kütin dediğimiz bir madde salgılar. İşte bu kütin denilen madde arkadaşlar epidermisin yüzeyinde ince mumsu bir tabaka oluşturur. Bu ince mumsu tabakaya arkadaşlar kütiküla diyoruz. Kütiküla arkadaşlar bitkilerde terlemeyi azaltıcı yönde etkisi vardır. Yani bitkilerin terleme ile su kaybını azaltmaya yönelik bir adaptasyondur. Dolayısıyla kütiküla tabakası nemli ortam bitkilerinde incedir. Çünkü nemli ortam bitkilerinde su gibi bir dert yok. Yani suyun bulunması gibi bir problem olmadığı için rahatlıkla terleyebilirler. Fazlaca terleyebilirler ki topraktaki mineral tuzları daha fazla alabilsinler. Mineral maddeleri daha fazla alabilsinler. Daha fazla fotosentez yapabilsinler. Dolayısıyla kütiküla tabakası incedir. Buna karşın kurak ortam bitkilerinde ve bazı tabii ki karasal ortam bitkilerinin pek çoğunda arkadaşlar kütiküla tabakası kalındır. Kalın olmasının nedeni de yine aynı şekilde özellikle kurak ortam bitkilerinde zaten bitki kökleriyle suyu zor alıyor. Ortamdaki su miktarı az. Dolayısıyla terleme ile bu suyu çok fazla kaybetmemesi lazım. Terlemenin azaltılması için işte arkadaşlar kütiküla tabakası kalın olur. Kütiküla tabakası dediğimiz gibi arkadaşlar epidermisin farklılaşmasıyla meydana gelen bir yapı değil. Epidermisin bir salgısıyla meydana gelen yapı. Şimdi epidermisin farklılaşmasıyla meydana gelen bazı yapılardan bahsedelim. Bunlardan ilki arkadaşlar stomalar. Stomalar arkadaşlar epidermisin farklılaşmasıyla meydana gelen hücrelerdir. Stomayı şöyle gösterebiliriz. Dediğimiz gibi arkadaşlar epidermis hücreleri birbirleriyle sıkı sıkı bağlantılıdır. Ve hücre arası boşluk yoktur. Ancak yapraktaki içeride bulunan hücrelerin arkadaşlar bunu şöyle düşünebiliriz. Şurası yaprağın üst yüzeyi, şurası yaprağın alt yüzeyi arkadaşlar. Enine bir kesit aldık ve yaprağa yandan bakıyoruz. Ortada kalan hücrelerin özellikle burada palizat parenkiması, sünger parenkiması hücreleri vardır. Fotosentez gerçekleştiren hücreler vardır. Gündüz karbondioksit alıp oksijen vermesi, gece ise tam tersi oksijen alıp karbondioksit vermesi gerekiyor. Veya terlemeyle su kaybedilmesi gerekiyor. İşte epidermis tabakası yüzeyleri kapattığı için bu işlem gerçekleşmez. Ancak epidermisin farklılaşmasıyla meydana gelen stomalar arkadaşlar şu şekildeki hücrelerdir. İki tane karşılıklı şunlara bekçi hücresi diyebiliriz. Veya kilit hücresi de denebilir arkadaşlar. İki tane bekçi hücrenin veya kilit hücrenin karşılıklı gelmesiyle stoma hücreleri oluşur. Stoma hücrelerinin arkadaşlar ortasında görüldüğü gibi bir stoma açıklığı vardır. İşte bu stoma açıklığı sayesinde arkadaşlar stomalar açıldığında stoma açıklığı da açılır. Ve dışarıdan karbondioksit, oksijen neyse gece gündüze göre içeri girer. Yine aynı şekilde gece gündüze göre oksijen ve karbondioksit stoma açıklığına dışarı çıkar. Hakeza yine terleme olayı da yani bitkilerin Su buharı şeklinde su kaybetmesi de yine somalar tarafından gerçekleştirilir diyoruz. Epidermis üzerinde kloroplast olmadığını söyledik. Fotosentez yapılamadığını söyledik. Ancak epidermisin farklılaşmasıyla meydana gelen somalarda arkadaşlar kloroplastlar vardır. Ve kloroplastlarda fotosentez gerçekleşir. Yine stomalar arkadaşlar bitkinin yaşadığı yere göre, iklime göre de farklılık arz edebilir bitkide bulunduğu yerler. Nemli ortam bitkilerinde daha ziyade üst epidermiste bulunur. Hatta üst epidermisin de üstünde bulunabilir. Buna karşın altta bulunan daha kurak ortamlarda veya karasal ortamlarda bulunan bitkilerde ise stomalar genelde alt yüzeydedir. Terlemeyi yine azaltma açısından. Stoma dedik tabii ki stoma su bitkilerinde arkadaşlar suyun altında kalan bölümlerde stoma bulunmaz. Nedeni de dediğimiz gibi hava alışverişi sağlanıyor, terleme sağlanıyor. Su altında olduğu için, su içerisinde olduğu için sudaki çözmüş oksijeni, karbonhidratı alamayacağı için arkadaşlar bu bölgelerde stoma bulunmaz. Ancak küçük olan çok ince de olsa arkadaşlar su bitkilerinde de bulunur. Bir diğer yapı arkadaşlar, epidermis farklılaşması meydana gelen diğer yapı tüyler. Tüyler arkadaşlar bitkilerde çok farklı şekillerde tüyler vardır. Biz burada birkaç çeşidinden bahsedeceğiz. Bunların tüyler arkadaşlar tek hücreli olabilecekleri gibi, tek bir epidermis hücrenin farklılaşmasıyla meydana gelebileceği gibi birden fazla epidermis hücresinin bir araya gelmesiyle de yine tüyler oluşturulabilir. Tüylerin farklı farklı görevleri olduğunu söylemiştik. Bunlara kısaca değinelim. İlki örneğin koruma. Tüylerin görevlerinden. Başlığımı atayım. Tüylerin görevleri. Koruma dediğimizde arkadaşlar özellikle yaprak tüyleri bu görevi yapar ve güneşin fazla ışık şiddetinden bitkinin dokularını, bitki hücrelerini korur. Şöyle korur. Fazla gelen ışık şiddeti arkadaşlar yapraklarda bulunan bu ince tüyler sayesinde ya yansıtılır ya da dağıtılır. Dolayısıyla direkt olarak çok fazla ışığa maruz kalmadığı için yaprak çok fazla ısınmaz. Yani yaprağın çok fazla ısınmasını bir anlamda yaprakta bulunan bu tüyler sağlamış oluyor. Bir diğeri savunma görevi vardır. Bazı bitkilerde arkadaşlar yine yaprak tüyleri bazı eterik maddeler üretir. Bazı kimyasal maddeler üretir. İşte bu kimyasal maddeler arkadaşlar hayvanların o bitkilere gelmesini engeller. Hayvanlar tarafından gelmesini engeller. Buna kötü kokular olabilir veya acı bir tat verecek herhangi bir madde olabilir. Bu şekilde savunmada sağlanmış oluyor. Bir diğeri salgı. Yine arkadaşlar özellikle çiçeklerde bulunan tüyler bazı kimyasal maddeler üretirler. Hoş kokulu bazı kimyasal maddeler üretirler ve özellikle bunu yapanlar böceklerle tozlaşan bitkilerdir. Böceklerle tozlaşan çiçeklerdir. İşte bu hoş kokuya böcekler gelir. Ardından bu şekilde tozlaşma sağlanmış olur. Bir diğeri tutunma. Bazı tüyler arkadaşlar şu şekilde çengelvari yapılar oluşturarak kayaya, duvara, bazı ağaçlara veya ip gibi, tel gibi bazı maddelere tutunabilirler ve onun etrafında dolanabilirler. Örneğin ne gibi? Sarmaşık bitkisi gibi. Sarmaşık bitkisi bildiğimiz gibi hangi tutacağı bir nesne bulduysa, ip bulduysa bu ipin etrafında tutuna ilerler. İşte bunu sağlayan arkadaşlar tutunma tüyleridir diyoruz. Son olarak emici tüylerden bahsetmemiz gerekiyor. Emici tüyler arkadaşlar köklerde bulunur ve köklerin yüzey alanını çok fazla genişleterek su ve mineral madde alınımını hızlandırır. Daha hızlı mineral madde, daha hızlı su alınımı emici tüyler tarafından sağlanır diyoruz. Yaklaşık olarak arkadaşlar 400 metrekareye varan bir emici yüzey oluşturulabilir tüyler sayesinde, emici tüyler sayesinde. Evet, tüyler buydu. Bir de tabii ki arkadaşlar emergenslerden bahsetmemiz gerekecek. Bunlar arkadaşlar epidermisin farklılaşmasıyla meydana gelen yapılarda. Emergens, kısaca diken de diyebiliriz. Dikenler. Emergensler de arkadaşlar aslında yapı olarak epidermis tüylere biraz benzerler. Ancak bazı farklılıklar söz konusudur. Tüyler dediğimiz gibi sadece epidermis üzerinde meydana geliyor. Buna karşın emergensler arkadaşlar epidermis hücreleri Yine bu epidermis üzerinin altında kalan parenkima hücreleri ve iletim doku elemanlarında içerisinde bulundurabilir. Dolayısıyla çok daha sert yapılardır. Dolayısıyla bunlara diken diyoruz. Ne gibi görevleri vardır? Tabii ki savunma görevi vardır. Hayvanlara karşı bitkinin yenmesini engeller. Yine aynı şekilde tutunma gibi de görevleri vardır diyoruz emergenslerin. Niye emergenslerde? Parenkima doku hücreleri de yapıya katıldığı için arkadaşlar nedir? Fotosentez olayı da gerçekleştirilebilir diyoruz. Evet, epidermis de kısaca böyleydi. Son olarak artık peridermise değinelim ve dersimizi bitirelim. İki diyorum, peridermis. Peridermis arkadaşlar yine tek çenekli bitkilerde görülmeyecek. Çünkü peridermis sekonder meristemden oluşan bir yapı. Sekonder meristemin farklılaşmasıyla oluşan bir yapı. Buna karşın çift çenekli bitkilerde ve yine açık tohumlu bitkilerde görülen bir yapıdır. Peridermis epidermisin parçalanmasıyla meydana gelen bir yapıdır. Dediğimiz gibi sekonder meristem çift çenekli bitkilerde ve açık tohumlu bitkilerde vardı. Bunlar da arkadaşlar iç bölümde bulunan demet kambiyumu kıslenme polenleri oluşturarak genişlerken etrafta bulunan korteks tabakasını şöyle gösterebiliriz. Şu bitkinin gövdesi arkadaşlar. Şuradaki katmanlar artırıldıkça, buraya yeni hücreler eklendikçe şu bölgede bulunan korteks arkadaşlar dışarı doğru itilir. Ve yine aynı şekilde şurada epidermis vardı. Epidermisle dışarı doğru iterler ve bu basınca dayanamayan korteks ve özellikle epidermis arkadaşlar parçalanır. İşte epidermis parçalandıktan sonra hemen epidermisin altında bulunan parenkima doku hücreleri, hatırlayacak olursak farklılaşabiliyorlardı. Bölünme özelliği kazanabiliyorlardı. İşte parenkima doku hücreleri farklılaşarak fellogen haline gelir. Fellogen dediğimiz, şöyle gösterebiliriz, mantar kambiyumu. İşte bu arkadaşlar fellogen dediğimiz yapı içeri doğru bir tabaka oluşturur. Ve bu tabakaya biz feloderm deriz. Feloderm arkadaşlar canlı hücrelerden meydana gelmiştir. Hatta bazı genç bitki gövdelerinde fotosentez de yapabilir. Kloroplast bulundurabilir. Bir de arkadaşlar yine felogenin dış kısmında bir tabaka daha oluşturulur. Bu tabakaya da arkadaşlar, dışta bulunan tabakaya da fellem adı verilir. Fellem ise arkadaşlar bir müddet sonra duvarlarında süberin birikmesiyle beraber, süberin maddesi birikir. Mumsu bir maddedir. Süberin birikmesiyle beraber arkadaşlar diğer hücrelerle madde alışverişi kesilir. Dolayısıyla bir müddet sonra fellem hücreleri ölür ve ne diyeyim, mantarlaşır. İşte bitkilerin, çok gülük bitkilerin dış kısmında bulunan kabukta arkadaşlar buradaki mantar kambiyumu, felloderm, fellem ve ne diyelim şu bölümde bulunan korteks hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir yapıdır diyebiliriz. Tabii ki yine bitki genişlemeyi sürdükçe arkadaşlar en dışta bulunan fellem tabakası da parçalanacaktır. Parçalandıktan sonra bir altta bulunan fellogen tabakasının yeni fellem tabakaları oluşturularak bu şekilde enine genişleme devam edecektir diyoruz. Evet arkadaşlar, bu derste bitkisel dokuları verdik. Bitkisel dokuları bölünür bölünmez şeklinde ayırdık ve sırasıyla primer meristem, sekonder meristem, temel doku, iletim doku ve örtü doku türlerini verdik. Bir sonraki dersimizde artık bitkilerde organlara giriş yapacağız. Şimdilik hepinize iyi dersler.